gücünüz yettiği kadar dünya dertlerinden kendinizi, kalbinizi boşaltın. فَاِنْهُ مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ Bir adamın derdi sade dünya olursa, Allah muhafaza, dünyayı kazanayım, bir yere geleyim, işte ondan sonra bürokraside bir makam mevki elde edeyim veya memuriyette bir şey edeyim veya işte şu işe gireyim, şuradan çıkayım, derdi kazanayım, harcayayım, yiyeyim, içeyim olursa اَفْشَاللّٰهُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ Allah onun diyor malını, mülkünü çoğaltır. Çoğaltır ama derdinde çoğaltmış olur. Niye? Ahiretten onu meşgul etmek için. Adam çünkü derdi sadece dünya, maksadı dünya olursa kendine göre bir hedefler koymuş. Şuraya gelirsem, şu noktaya ulaşırsam, şunu yersem, şunu içersem, şu arabayı alırsam, şu hanımla evlenirsem, efendim falan 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 kendi maksatları dünya ile sınırlı. Allah Teala da diyor onun malını, mülkünü çoğaltır, derdini çoğaltır. Hembini, gammini ziyade eder. Bu da böylece ahiretten oyalanır. Bu ahiret işine vakti kalmaz. Nerede cemaate gelecek? Nerede sohbete gelecek? Radyoda bile dinleyemez. Televizyonda, hazır, internette elinin altındaki dinleyemez sohbeti. Hadi buraya geldiğince gittisi birkaç saatlik yani mesaisi lazım. Adam yanında elinde parmağında düğme var. Onu da dinleyemez. Neden? Meşgul. Neyle meşgul? Basit şeylerle meşgul. Ahiretine yaramayacak şeylerle meşgul. Ya bu esas ahireti kârlarını kaybediyor. Yazık değil mi buna? Ve ceale fakrav beyni ayneyi. Peki. Gözü doyar mı? Doymaz. Allah diyor fakirliği iki gözünün ortasına yerleştirir diyor. Ama adam fabrikatör olur. Ama adam Türkiye'nin en zengini olabilir. Dünyanın en zengini olabilir. Ama dünya sadece derdi dünya ise orayı aldım, burayı alamadım. Villa alsa öbürünü alamadım. Onu alsa siteyi alamadım. Siteyi alsa beldeyi alamadım. Onu alsa İstanbul'u alamadım. Onu alsa Türkiye'yi alamadım. Efendim Miami'de de yazlık lazım. Oradan da şu Mağrip'te de kışlık lazım. Orada da şu lazım. Burada da bu lazım. Bitmez. Bir de başkasında bir zenginlik görür, bir şey görür. Almış kaç taşlık yüzük. Her şey, kırat mı diyorlar ona? Beş karat, beş karat. 100 bin, 200 bin TL'lik, dolarlık yüzükler var. Çanta var ya. Bir kadının bir çantası var. 300 bin, 400 bin lira. Ev taşıyor yanında. Daire taşıyor ya. Ama şimdi öbür gariban naylondan bir poşetle geziyor. O çok mutlu. Almış iki soğan. Oh! Kırarız akşama, vururuz beline, yeriz diyor. Bu ne yapacak? Bunun çantası 500 bin lira ama WhatsApp'ta, YouTube'da bir çanta görüyor. Aa, ne oldu? Benimki timsah derisiymiş. Bu ceylan bilmem ne derisiymiş. Amerika'nın bilmem neresindeki bilmem ne hayvanı kimse de acayip bir hayvan derimiş. Ne oldu? Bu 500 bin dolar. Vah, görüyor musun? Bizimki 500 bin TL'de kaldı. Yine bizi bastırdılar. Rezil olduk memlekete karşı. Şimdi doyar mı bu? Doymaz. Naylon poşetti, rahat etti. Onun için diyor, derdi dünya olan, gayesi maksat dünya olan, Allah onu ahiretten meşgul edecek, malını, şeyini, mülkünü, tarlasını, akarını çok eder ama elindeki mal çoğalmakla gözü doymaz ki diyor, fakirliğini de iki gözünün arasına yerleştirir. Şimdi dünyada en fakir adam kim biliyor musun? En milyar dolarlık zengin Yahudi kim? En fakir o. En çok o korkuyor. Aç kalırım diye korkuyor. Basılırım diye korkuyor. Ölürüm diye korkuyor. Malım kaybolur diye korkuyor. Ne kadar malı mülkü var, o kadar korkusu var. Hele de Müslüman da olmayınca zaten bu en büyük milyar dolarlar da Yahudiler de oluyor. Onlar nakit çalışıyor biliyor musun? Onlar şey yapmıyor böyle, gösterişe kaçmıyor. Yazlık, kışlık, arabalar, son model, çantalar, efendim, saatler, matler, Yahudi öyle işler yapmaz. Yahudi der ki nakitim dursun kenarda, çünkü Yahudi korkar. Bütün dünya onun olsa yine açlıktan öleceğim diye korkar. Mevla onu öyle yapmış. Cimrilikte onlar zirvedirler yani. Bir de ölüm korkusunda zirvedirler. Allah fakirliğini ilk gözün arasına koyar. Yakışır mı bize, biz Müslümanız, gavur gibi işler yapmak? Dünyaya hırs edip, tamah edip, dünya işlerine daldırıp,
ahiretten geri kalmak, meşgul olmak, iki günlük hayatımızı fuzuli işlerle geçirip, ondan sonra bir de devamlı fakirlik korkusu, aşk alacağım korkusu, çoluk çocuğu geçindiremeyeceğim korkusu, Allah'a tevekkülsüzlük, itimatsızlık, itikat bozukluğu, bunlar aynı zamanda psikolojik de ne getiriyor? Sorunlar getiriyor, bunalımlar getiriyor. Ancak siz diyor, dünya işlerinden kalbinizi arındırın, kalbinizi. İnsan iş elinde olmalı, kalbe girmemeli. Ama şimdi bizim işler ele girmeden kalbe giriyor ya zaten. Önce kalbi işgal ediyor. Ama kalp Mevla'nın bir nazargahıdır, kalbi ona teslim edecek, sahibine bırakacaktık hani. Yoksa kalbimizde mutmainlik olmaz. Kalp huzur bulmaz, parayla, şöhretle, itibarla, makamla, mevkiyle mutmain olsa, kalp rahatlasa, yatışsa, dünya bu hale mi geliyor? Ne kadar ilerliyor, o kadar birbirine savaşıyorlar. Kalpleri rahat etmiyor, saldırganlıkları artıyor, hırsları artıyor, tamahları artıyor. Zaten gelmişsin geleceğin yere, oradan ileri bir yer yok zaten. Biraz rahat ol, olmaz. Çünkü makam, mevki, para, efendim, mal, mülk, şöhret, bunların hiçbiri kalbe huzur vermiyor. Elâ bi zikrillâhi tatmainnul kulûb. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle yatışır. Ve men kânetil âhiretü emme. Bir adamın derdi ahiretse. Bak sizin hepinizin, ben de beraber, başta veya sonda olmak üzere kararımızı düzeltelim, niyetimizi tahsis edelim ve biz ahireti kazanmaya karar verip yönelelim. Tek derdimiz ahiret olsun. Şimdi ahireti kazanmaya insan yönelirse ve ya Rabbi ben ahiretimde sen rızan üzere cennetine, cemaline müşerref olmak için çalışacağım dediği zaman cemaallahu lehu emru. Allah dünya işlerini de toplar diyor. Dünya işlerini de rast getirir diyor. Kalbine de huzur getirir diyor. Dağınıklık gider. Şimdi öbür türlü derdin tasan dünya olduğu zaman her istediğini ele geçiremez. Burası dünya. Ele geçiremediğin her bir şey senin kalbine çengel gibi asılır. Şunu yapamadım, bunu yapamadım, buna kavuşamadım, şunu alamadım, şunu satamadım, şu benim suratıma gülmedi, şu bana hürmet etmedi, şu yan baktı, şu... Ya kardeşim, bu kadar kafayı dağıtırsan, bu kadar kalbi meşgul edersen, sende huzur olur mu ya? Huzur olur mu? Bir meclise bile giriyorsun, 3-5-10 kişiyle şey ediyorsun ama adam sana işte hürmet etmedi, bunu kafaya takarsan seni rahatsız eder bu. Bu adam niye bana hürmet etmedi? Niye ayağa kalkmadı? Niye selam verdi? Niye yüzüme gülmedi? Ya sana ne? Kurtuldun işte. Hürmet etse, bir şey konuşsa sen de ona cevap vereceksin. Yani iki laf fuzuli konuşacaksın. Hürmet etmese daha iyi, öyle mi? Ben çağırdım, niye gelmedi bilmem ne. Adam gelmediyse kurtuldun işte, sen de gitmezsin. Hak olmuyor en azından. Değil mi? Ondan sonra benim aleyhime konuşuyor muyum? Daha iyi. Günahlarını sildirir. Sevaplarından sana verir. Ondan sonra hiç olmasa sen onun haline konuşmazsın. Ahireti sen ondan mesul olmazsın. O senden mesul olur. Hep kârda olabilirsin yani. Lüzum yok ki yani her şeyi yönetimine alasın istediğin gibi olsun. Bak işlerin dağınık olur. Derdi dünya olanın işleri kafası da meşgul olur, dağınık olur. Derdi ahiret olan Allah işlerini toplar. Bir de bakıyorsun Mevla Teala melekleriyle senin işlerini rast getirmiş. İşler yoluna girmiş, yürüyor. Aa! Şu derdi ahiret olan namazını düzgün kılar. Abdestini doğru alır. Cemaatle kılar. Farzlara, vaciplere riayet eder. Haramlardan, mekruhlerden sakınır. Ahireti düşünen adam rastgele yaşamaz. İslam'a uygun, sünnete uygun yaşadığı zaman Allah işlerini rast getir. Nasıl oluyor? Şimdi sen eve geliyordun, başka zamanda hanım da sana sıkıntı yapıyordu, ters konuşuyordu, hareket çekiyordu. Sen ona, o sana, bire ikiye kadar huzur yok. Ondan sonra ya ayrı yatakta yatacaksın, aynı yatakta yatarsan da battaniyeyi bir o çekecek, bir sen çekeceksin, sırtını birbirine döneceksin, bilmem ne bilmem ne. Huzur yokmuş yok. Bir de iki de yatağa gireceksin, dörde kadar kalp çarpıntısı falan. Beşe doğru anca uyursun, sabah namazı da kaçtı. Değer mi yani? Şimdi diyor, Evliyaullah'tan bazı zatlar da onu söylüyor. Ben diyor,
İbadetimi düzgün yaparsam, haramlardan sakınırsam eve geliyorum diyor. Bakıyorum hanımım süt liman diyor. Huzurlu, nasılsın efendim, şudur budur, muhabbet üzere yiyoruz, içiyoruz. Her iş yolunda. Ben diyor bir günah işliyorum dışarıda diyor. Hanımın bir haberi yok diyor. Kendi her türlü günah var. Geliyorum diyor eve diyor. Hanımın barut diyor. Çünkü kalpler Mevla'nın yönetiminde. Sen Allah'la arayı buldun, Mevla da hanımınla çocuğunla senin aranı buluyor. Sen Allah'la arayı bozdun, Mevla da milletle aranı bozuyor. Bu sefer bakıyorsun, hiç huzur yok bu evde ya. Dün bu böyle değildi. Ne oldu? Komşu mu bir şey acaba ispiyon etti? Komşunun ispiyonları üzmüyor ki. Mevla onun kalbine ilham ediyor. Bu sefer ne oluyor? İşlerin dağılıyor. Rast gitmiyor, ters gidiyor ve kafan dağılıyor zaten ya. Ya yarın yapacağım işi unuttum. Felancaya telefon edeceğimi unuttum. Ya senin yüzünden şudur budur. Toparlanamaz. Ve ceale gınâhu fî kalbi. Derdi ahiret olanın Allah zenginliği neresine koyar? Kalbine koyar. Esas zenginlik nerede olması lazım? Kalpte. Öbürüne ne yaptı? Derdi dünya olan, sırf dünya için çalışan, malını mülkünü çok ederim, imkanlarını bol ederim, ama dünyayı neresine veririm diyor? Eline veririm, eline. Ama fakirliği neresine koyarım diyor? İki gözünün ortasına. Hırstan doymaz. Ama ahireti isteyene ne veririm diyor? Bütün işten rast getiririm. Zenginliği de neresine koyarım? Kalbine. Kalp zengin olduğu zaman ne yapmaz? Aç gözlülük yapma. İnnemel gına gınen nefs diyor hadis-i şerifte. Leysel gına an kesretil araz. Bu sahih hadiste geçiyor. İnnemel gına gınen nefs. Çok mal, mülk ve eşya ve nakitle, parayla zenginlik olmaz. Zenginlik ancak istigna-i nefis de olur. Yani bir insan başkasının elindekinde gözü olmaz. Şunun var benim yok diye hırsı olmaz. Ya bir tane var iki tane niye yok diye tamahı olmaz. Allah'ın verdiğiyle kanaat eder, kazaya rıza gösterir, kadere teslim olur ve yediğinden de memnun olur. Öbürü büyük hücrese efendim mutlu olmaz, memnun olmaz. Bu bir soğandan huzur bulur, tat alır, lezzet alır. Öbüründe sofrasında 100 çeşit olur, lezzet almaz. Hala düşünür ki başka lokanta var mı? Başka yerde başka menü var mı? Efendim işte bu. Allah Allah. Sofra yemekten gözükmüyor, adam hala başka adresler soruyor. Çünkü fakirlik burasına yapışmış. Onun için Rabbim zenginliği kalbimize yerleştirsin fazla kere. Dünyaya tamahtan cümlemizi muhafaza eylesin. Burası da çok acayip. Ve ma akbel abdun bi kalbiyle Allah Teala. Bir kul kalbiyle Allah'a yönelirse, Mevla bütün kalpler onun nazargahıdır. Devamlı kalbimize nazar ediyor. Bakıyor kalbinde zatının rızasının muhabbeti mi var, yoksa kalbinde başka dertler tasalar mı? Yahu kardeşim, hanımını sevebilirsin, çocuğunu sevebilirsin. Efendim, hacını, hocanı sevebilirsin. Efendim, bir şeyler düşünebilirsin. Ama bunlara kalbi işgal ettirmeyeceksin. Bunlar zaruret miktarıyla sınırlı olacak. Elinin meşgalesi kadar vakit harcayacaksın buna. Bunu kalbe yerleştirdiğin zaman namazda da onu düşünüyorsun. Umrede de onu düşünüyorsun. Tavafta da onu düşünüyorsun. Sa'ide de onu düşünüyorsun. Adam Mekke'de aklı burada. Tavafta burayı düşünüyor. Namazda eşini düşünüyor. Eşini düşünüyor. Ya kardeşim, eşini düşünse iyi yine. Başka şeyler de düşünüyor. Ya bu iş mi ya? Kalbi işgal ettirdin ya. Sen kalp işgal edilmemesi gereken en mühim merkez kalp. Kalp işgal altında. Kalp Allah'a yönelecek. Eğer Mevla görürse ki bir kulun kalbi ona yönelmiş. Ya Rabbi ben senin rızanı hedefliyorum. Sen benden razı ol gerisi. Hiç beni önemsemiyorum. Rızanı kazanmak için bana yol göster, işte ben beni hidayet et, beni ıslah et. Hep böyle dua üzere, zikir, tezarru, yalvarış, yakarış, tevekkül, tam teslimiyet. Sen benim Rabbimsin. Kalpte bunu görürse, bu yönelişi, illa ceallallah kulübel müminin tefidü ileyhi bil meveddeti ve rahmeti. Bütün diyor müminlerin kalplerine ona karşı sevgi, dostluk ve merhamet yerleştirir. Bütün Müslümanlar onu severler. Allah. Şimdi bakıyorsun, Evliyaullah niye millet seviyor?
İşte kimin kalbi Allah'a yönelmiş? Bunu anlamak için ne yapman lazım şimdi? Kimin kalbi Mevla'ya yönelmiş? Alameti nedir yani? İşte alamet. Mahmud Efendi Hazretleri'ni bütün Müslümanlar seviyor. Ateistler sevmiyormuş. Ya onu mu konuşuyoruz şimdi? Solcular sevmiyor. Onu mu konuşuyoruz şimdi yani? Mübarek adam şimdi. Biz sevmeyenlerden bahsetmiyoruz. Sevmeyenlerin zaten namazı yok, abdesti yok, zikri yok, şükrü yok. Adamın Allah'tan haberi yok. Bu adam Allah'ın dostunu sever mi yani şimdi? Ama onu konuşmuyoruz biz. Müminlerin kalpleri diyor. Mümin kimdir yani? E şimdi bakıyorsun, niye Mahmud Efendi Hazretleri'ni bütün milyonlar efendim seviyor? 10 milyonlarca insan, dünyanın her yerinden seviyorlar. Niye sevecek onu? Demek ki o zatın kalbi Allah'a yönelmiş ki İnsanların kalbine Mevla ona karşı sevgi koymuş. Niye bize öyle değil? Ne kadar Allah'a yönelişimiz varsa Allah'ın kulları, Müslümanlar bizi o kadar sever. Bu alamet olarak zuhur ediyor. Mevla kulların kalplerini tevcih ediyor, yönlendiriyor. Ve kâne Allah'u le bi kulli hayrin esra'a. İşte bir adam kalbini Allah'a Celle Celaluhu tam döndürürse Allah Teala bütün hayırların, iyiliklerin maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi faydaların, menfaatlerin ona ulaşması için herkesten daha, herkese yaptığından daha süratli muamele yapar diyor. En çabuk onun işini görür. Neden? Çünkü o beni hedeflemiş, o beni istiyor, benim rızamı gözlüyor. Onun için Mevla buyuruyor, ben de onun bir dediğini ketmem. Duasını reddetmem diyor. Öyle dedi Ebu Talip, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası yani. Dedi, yeğenim dedi, senin dedi, duan hiç yere düşmüyor ya. Elini kaldırıyorsun, yağmur diyorsun, yağmur yağıyor. Ay yarılsın diyorsun, parmağını gösteriyorsun, ay yarılıyor. Efendim yani, bu kadar duaların hiç reddi olmuyor. Rabbin seni ne kadar çok dinliyor. Ben de yâmi levata, levata tevle hata ki. Amcacığım dedi, sen daha hala İslam'a girmedin. Sen de Rabbine itaat etseydin, o sana da, Rabbin sana, seni de duana icabet eder. Seni de dinlerdi. Ben Rabbimi dinliyorum, o da ben dinliyorum. Kabul ediyor yani. Şimdi biz, maddi manevi sıkıntılar içerisinde olan bir toplum olduk. Hepimizin borçlarımız, alacaklarımız, bunalımlarımız, çoluk çocuklarımızın terbiyesi, eşimizle geçimlerimiz vesaire, kimisinin anne babasıyla derdi, kimisinin çocuğuyla derdi. Maddi sıkıntılar tamamen sardı bacayı. Biliyorum ki hepiniz sorunlusunuz. Milletin nasıl bilesin? Kendim gibi demiş işte. Yani bende de vardır demek ki. Ama biz bu sorunların çözümü için Allah'tan uzaklaşıp da Celle Celaluhu kalbimizi Mevla'dan ayırıp da bu işlerin derdine düşüp de sanki bunlara akıl yorarak, kalbi bunlarla doldurarak bir şeye varırız zannetmeyelim. Sebepler alemindeyiz. Sebeplerine sarılalım. Elimizi işe koyalım. Ama gönlümüzü, kalbimizi Rabbimize yönlendirelim ve yönelelim. Bak görürsün, hanımla da aran düzelir, çocuğunda salih olur, efendim işçinde ıslah olur, yanındaki insanla da aran düzelir. Bakarsın seni sevmeyen, sana acımayanlar sana acımaya başlar. Allah Allah, bu kadar benim işlerim. Niye? Çünkü sen Mevla'ya yöneldin, Mevla senin işlerini tekefül ediyor, üstleniyor. Bu sefer Mevla'nın yapamayacağı bir iş yok, her şeyi yoluna koyuyor. Ama sen kendi çabamla, kendi gayretimle ben şunu yapayım, bunu edeyim. Ya kardeşim, sen bunu dediğin sürece işlerin de dağılır, kalbin de dağılır, meşguliyetin artar. Hele bir de dünyada bir yere geleyim de ahiret ne olursa olsun kafasındaysan ebedi kurtulamazsın. Ebedi fakirlikten de kurtulamazsın. Zengin de olsan kurtulamazsın. Bütün dünya senin olsa da huzur bulamadan ahirete gidersin. Zaten ahirette hiç huzur yok cehennemde. Onun için akıllı bir yatırım yapalım. Kendi beynimize komut verelim. Bu hadis-i şerif bize çok büyük ışık tutuyor. Bu hadis-i şerif birçok kaynaklarda var. İbnül Arabi Hazretleri Mucem'i de almış ama Beyhaki Zühd isimli eserinde Tabarani Mucem'i Efsat'ta İbni Ebi Asım Büyük Muhaddis Es-Zühd isimli eserinde daha dolu kaynaklar var bu hadis-i şerifin. Ali Haydar Efendi babamız da şu mealde okurdu bunu yani. اِجْعَلُوا هُمُومَكُمْ هَمَّنْ وَاحِدًا Efendi Hazretleri'ne bu şekilde çok duyardım. Sıkıntılarınızı, dertlerinizi ve gayelerinizi, hedeflerinizi teke indirin.
teke indirin. O da Allah derdi olsun. Allah'ın rızasını kazanmak, ahiretini kazanmak. Derdinizi teke indirirseniz Allah Teala bütün dertlerinize kâfi gelir. Çünkü onun yapamayacağı bir şey yok. O alâkü şeyin kadir. Yok eğer dertlerinizi teke indirmeyip de efendim kalpteki meşgaleyi, kalpteki yönelişi şu hedef, bu hedef, şunu yapacağım, bunu elde edeceğim, bunu kazanacağım, bunu yiyeceğim, bunu içeceğim, buna şuraya erişeceğim, bu mertebeye ulaşacağım falan falan. Bin tane dertlere kafayı takarsanız, kalbi yönlendirirseniz, zikirden, Allah'tan uzak ederseniz la yubali bey vadin helak. Allah Teala hangi vadide helak olsanız aldırmam diyor. Ya yani bir derde düşersiniz, o işin peşinde ömrünüzü tüketirsiniz, sonra istediğinize de erişemezsiniz, ahireti de zaten kaybetmiş olursunuz. Hangi dert vadisinde helak olsanız size aldırış etmem diyor. Ama tek benim derdimle dertlenirseniz, hangi yerde sıkıştınız, sıkıntıya düştünüz, ben kâfi geleceğim Allah buyuruyor. Mevzu budur. Bundan sonra bu beyin yapısıyla hareket edelim inşallah. Evvela Allah'a yöneliş, önce Allah'ın rızasını hedeflemek. Dünya maksat değildir. Dünya sebeptir, vasıtadır, güzergâhtır, geçiş yeridir, istasyondur, mezraatül ahire, ahiretin ekin tarlasıdır. Ahiretin tarlasıdır yani. O halde buraya lüzumundan fazla, gereğinden fazla, aklı, kalbi, beyni meşgul edecek kadar önem verirsek, Rabbimiz bize, Rabbimiz Celle Celaluhu, benim gibi bir Rabbiniz, benim gibi veli nimetiniz, benim gibi sahibiniz var iken, beni hiç düşünmeyip de, efendim, benim yarattığım şeylere kafayı takmanızdan ben razı olmam Allah buyuruyor. Allah Teala gayurdur, gayur kıskanç demek. Kıskanç. Sen müminsin, Allah seni seviyor, sen Allah'ını seviyorsun. Ama bu sevgide Mevla ortak istemez. Başka biriyle iştirak istemez. Hissedarlık istemez. Kalbin tamamen ona ayrılması lazım. Sana gözüne baktırma demedi, kulağına işittirme demedi, eline tutturma demedi, ayağın yürümesin demedi. Diğer bütün uzuvlarında ne yaptı? Efendim, meşru dairede hazlarını, zevklerini, lezzetlerini, mubahlarını efendim müsahhar etti. Ama kalbe gelince yönelişin yeri kalptir. İkbal veya i'raz. Hadis-i şerifte ne bunu? Ma ekbale kalbun. Ma ekbale abdun bi kalbi ilallah. Bir kul kalbiyle Allah'a ikbal ederse, ikbal. Bir ikbal, bir de i'raz var. İkbal yönelmek, i'raz yüz çevirmek demektir. Bu nereden belli olur? Kalpte belli olur. Yöneliş neyle olur? Kalple olur. Ben sana yüzümle yönelebilirim. Böyle ilgileniyor gibi görünebilirim. Ama kalbim senden aslında nefret de ediyor olabilir. Onun için yüzün ve bedenin yönelişi esas yöneliş değildir. Esas yönelişin yeri neresidir? Kalptir. Bazı kere insan yüz yüze gelmediğine kalben yönelmiştir. Ama yüzüne güldüğü adamdan kalben yüz çevirmiştir. Dolayısıyla Mevla nereye bakıyor? Kalbe bakıyor. Namazdasın, kıbleye döndün. Allah'a yönelmiş olursun. Haşa, Allah mekandan münezzeh ama emretti sana namazda bu tarafa döneceksin, Kabe'ye doğru. Mescid-i Haram'a doğru tamam döndün. İkbal var, yöneliş var. Tavafta Kabe'nin etrafındasın. Kabe'ye döndün veyahut da Kabe'ye sarıldın. E tamam, Allah'ın evine tutundun. Yöneliş var ama Mevla oraya bakmaz sadece. O yetmez. Kalbine bakar. Beni mi düşünüyor? Benim rızamı hedefliyor? Benim zikri, beni mi anıyor? Benim sevgimle mi dolu? Fuzuli fuzuli şeyleri çıfıt çarçası gibi doldurmuş. O zaman seni bırakır sana, işlerini kendin başına hallet der. Ama ona yöneldiğini, her işte ona itimat ettiğini, tevekkül ettiğini görürse, bütün peygamberlerin işleri nasıl yürüdü? Salavatullahi aleyhi ve bin alim ecmain, bütün Kur'an'ı anlatıyor. O kadar azılı düşmanlar, o kadar olaylarla nasıl baş ettiler? Ama kimisi de şehit oldu. Bu demek değildir ki Allah ona yardım edemedi haşa. Onun şehit olmasını murad etti. Ona yüksek makam ihsan etti. O peygamberler de bunu istediler, Mevla'dan razı oldular. Hiç onlar rızasızlık yaptı mılar? Çünkü huzur orada. Huzur rızadadır. Rızasızlık, panik, darlanma, bunalım. Bu niye böyle oldu? Şu niye şöyle oldu? Şu niye olmuyor? Bunlarla sen Allah'a karşı ne elde edebilirsin? Hem istediğin yerine gelmez, hem sabrın sevabını kaybedersin, hem rızasızlıktan Allah'a kendine gazap ettirirsin kardeşim sen.
bu hayatı zorlayarak, bir yerlere ulaşmak çabasıyla efendim böyle, ben zorlarsam yaparım, şöyle ederim, böyle ederim. Cık. Sebebe sarıl, çalış, gayret et, onu demiyorum. Beyni kalbi çökertme. Men razıya felev rıza, men sekıta felev sekat. Razı gelenler, razı geliriz. İstemeyenden, gazap edene gazap ederiz Allah buyuruyor. Beğendin mi abi? Başına gelen. Hiç beğenmedim. Ben de seni beğenmedim Allah buyuruyor. Ha ya Rabbi, vardır bir hayrın, bir hikmetin. Kurban olduğum. Görünüşte kefen geldi. Veya fakirlik geldi. Sopa geldi. Şu geldi, bu geldi. Ama vardır bir hayrın senin. Sen bana şer yapmasın ki. Ben razıyım. Ben de senden razıyım. Ama öbür türlü ne olur? Ben razı değilim ya. Böyle iş olur mu ya? Bu kadar namaz kıldım, bu kadar abdest aldım, bu kadar millette namaz yok, abdest yok, din yok, iman yok. Gavurlar yiyorlar, içiyorlar. Ben bu kadar bu yolda hizmet ediyorum bilmem ne. Bir işim rast gitmiyor falan falan. Yapma kardeşim. Bunaltma kardeşim. Bak gazap edersen gazap alırsın. Beğenmemeklik etme. Razıyım de bak göreceksin işlerin nasıl yoluna girecek. Allah'a kalbinle yönel. Budur. Anlatılacak mesele. Bunu, bu hadis-i şerifi görünce dedim, cemaate bu hadis-i şerifi okuyayım dedim yani. Bu hadis-i şerifte çok manalar var dedim. Şimdi kitap bakıyorduk burada, mükerrerleri seçiyoruz da, orada evde kalanla buraya gelecekleri falan. Aa, kitabın içine bakarken dedim, aa bu hadis-i şerifi dedim, arkadaşlara okuyalım dedim. Elhamdülillah. Rabbim amel etmeye muvaffak eyle. Amin. Şu mübarek, efendim, namaz akabinde, yatsı namazının akabinde olan şu mübarek saatte. Beş vakit namazlar en mübarek saatlere konmuş. Namazın peşinde insan dünya kelam konuşmadan oturduğu zaman ilim meclisinde o meclisten dağılana kadar, çıkana kadar melekler dua ederler, mağfiret duası yaparlar, merhamet duası yaparlar. Abdestini bozmadıkça, dünya kelam konuşmadıkça Allah'ın mağfirli, Allah'ın merhamu derler. Mâ lem yu'zi yuhdis, kimseye eziyet etmedikçe, abdestini de kaçırmadıkça dualar o alınır şu mübarek saatte namazın akabinde oturduğumuz şu ilim meclisinde. Şuraya attığınız adımlar hürmetine, efendim, tabii ki başka toplantılara da çağırmış olabilirsiniz. Hanımızla bir iki saat evvel gidip çay içip yemek yiyebilirdiniz. Çoluk çocuğunuzu görebilirdiniz, belki gideceksin, çocuk uyuyacak falan filan. Yani herkesin kendine göre meşgaleleri var iken, Allah'ın dinini, ayetini, hadisini tercih ederek buraya geldiğinizin hürmetine, Allah Teala size de bize de mümkün mertebe Allah Teala kurban olduğum ona gayrimümkün bir şey yok. Ve vâlâ küçeyn kadir. Bizim kalplerimizi kendi derdinden gayri dertlerden farik eyleye. Amin. Tefrik eyleye. Amin. Hali eyleye. Amin. Allah'ın fazl-ı keremiyle kalbimize kendi aşkını, muhabbetini, feyizlerini, envarını, berekatını idhal eyleye. Amin. İhsal eyleye. Amin. Ve orayı o nurların kaplamasını nasip eyle. Amin. Ve rıza makamını cümlemize ihsan eyle. Amin. Ondan gelen herhangi bir şeye karşı rızasızlık belirtmekten cümlemizi muhafaza eyle. Amin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi sellem. İşlerimizi kendi fazl-ı keremiyle tekeffül eyleye. Amin. Ve fazl-ı keremi işlerimizi yoluna koyup ıslah eyleye. Amin. Ve ummadığımız yerden cümlemizi merzuk eyleye. Amin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi sellem.